I'm 35 years old, and I'm a journalist in one of the biggest televisions in Kosovo, called Klan Kosova. I'm a chief editor of morning and evening program called Ora Shtat and Ora Pasdites. And we have a team of 10 journalists and other workers who work as a part of our team. I'm Aladdin Hamidi and I come from Kosovo, Pristina. Back there I work in Klan Kosova television as a presenter and producer, and I host a show called Nën Dritë Minutash, which means in English like late night, a night show, something like that. And basically this is it. I work a lot. This is my third time in Turkey, but second time in Istanbul. When I planned the first time to come, I had a different point of view for Istanbul. And everything changed when I came for better, and this is like a second time, and it's I'm happy that I'm here. Saç çekimi hemen hemen her mevsimde yapılabilir. Yaz, kış ayrımı yoktur. Saçı ektirmek isteyen hastalarımız genellikle 20-30'lu yaşlardaki hızlı dökülme sonrası bu şikayetle başvuruyorlar. Saç ekiminde iki ana saç ekim yöntemi var. FUT ve FUE. FUT çok özellikli durumlarda halen kullanabildiğimiz bir yöntem olmakla beraber FUE yöntemi popüler ve pratik bir yöntemdir. Günümüzde de en çok kullanılan saç ekim yöntemi budur. Özellikle yurt dışından gelen hastalarımız buradaki destek ekiplerimiz tarafından alınıyorlar, otellerine bırakılıyorlar. Geldikten sonra kanları alınıyor, tetkikleri yapılıyor. Tetkiklerin sonucuna göre ertesi gün operasyon planlanıyorsa ertesi gün sabah erkenden hastanede bulunuyorlar. Hastayla önce karşılıklı olarak konuşup hangi bölgede eksik var, saç sınırımız nasıl olacak, hangi bölgeden ne kadar saç alınacak, bu konuşmalara göre bir planlama yapıyoruz ameliyat sabahında. Ameliyatımızın 3 ana aşaması var. Öncelikle hastanın ense bölgesinden lokal anesteziyle uyuşturulduktan sonra gerekli sayıda greft alınıyor. Greftlerin alınmasından sonra çıkan sayıya göre ekim yapılacak bölgede kanal açımı işlemi başlıyor. Kanallar açıldıktan sonra 3. aşama olarak da greftlerin bu kanallara yerleştirilmesi aşaması gerçekleştiriliyor. Şu anda PRP enjeksiyonlarımıza başlayacağız. PRP, platelet-rich plazma kelimelerinin kısaltmasıdır. Kişinin kendi kanından elde edilen trombosit veya platelet denilen hücrelerin zenginleştirildiği plazma ile yapılan bir tedavidir. Plateletlerin kanamayı durdurmak ve kanamaya yol açan, yaralanmayı iyileştirecek faaliyetleri başlatmak gibi önemli görevleri vardır. PRP enjeksiyonu ile tedavi edilmesi amaçlanan dokuda yara olmadan yara iyileşmesi süreçleri başlatılmış olur. PRP saç ekim sürecinde iyileşmeye katkıda bulunduğu gibi plateletlerden salgılanan bazı faktörler de direkt olarak saç kökünün faaliyete geçmesini aktive eder. Milot Hasmija isimli hastamız hem ön ve de tepe bölgesinde açıklık şikayetiyle başvurdu. Alın saç sınırı geride, orta bölümlerdeki saçlar seyrek ve tepe tamamen açıktı. Saçını uzatarak iyi bir kamuflaj sağlayabiliyordu ancak donör alan dar ve saçlar oldukça ince idi. Hastamızın hastane fobisi olduğu için işlem esnasında kendisini anestezist arkadaşlarımızdan yardım alarak sedasyonla uyuttuk. Destekleyici bir tedavi verdiler. İşlem esnasında ne bir acı hissetti ne de ameliyat süresini farkına vardı. Ense bölgesinden 4700 adet greft alındı. Ön taraflara 1700, arka tepe bölgesine ise 3000 greft ekildi. Güzel bir ekim oldu ve kendisi bugünkü kontrolünde de gayet iyi görünüyordu. İnşallah 3-6 ay sonra yepyeni bir milot göreceğiz. Aladdin Hamidi isimli hastamız alın saç sınırının gerilemesi şikayetiyle tarafımıza başvurdu. Donör alanda yeterli sayıda saç kökünün olması ve ekim alanının çok geniş olmaması nedeniyle yüksek sayıda ve iyi bir sıklık sağlayacak bir ekim gerçekleştirildi. Yaklaşık 3000 greft kullanıldı ve bugün kontrolü de yapıldı. Her şey yolundaydı ve bir süre sonra mükemmel bir sonuç beklediğimiz bir ekim olacaktır. Hastanın ameliyat sonrasında ense bölgesine bir pansuman konuluyor. Tepe bölgesi açık bırakılarak sızıntıların kuruması için açık bir şekilde bırakılarak gönderiliyor. Hasta ertesi gün geldiğinde pansuman açılıyor. Alnına bir bant yerleştirilerek oluşan ödemin aşağı doğru inmemesi sağlanıyor. Kafaya aynı zamanda bir saçlara temas etmeyen bir şapka giydiriliyor. Bir gün sonra da hastanın ekim bölgesinin yıkanması bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Saç yıkamasından sonra hastaya nasıl bu işlemi kendisini yapacağı da öğretildikten sonra hastamız evine geri dönebilir hale geliyor. It was, I think, an easy procedure. I don't know for the doctor if it was easy, but for me it was okay. I felt nice and today I'm okay. I'm very good. I don't feel really nothing, and same as I was 2 days ago before the hair transplant. In the future, I'll have a chance not to, as you've seen me before, trying to grab all my hair and put it on the back, trying to hide some holes. Now, in the future, I don't need to do that. I'm gonna be okay, full with hair, and I would look better, I think. Hair transplanting wasn't as scary as some people say. I didn't feel actually anything thanks to the local anesthetists and the good work that doctors were doing. It was quite comfortable. Today everything is back to normality except this Halloween mask that looks like that. Otherwise it's very normal, good procedure that I would recommend to everyone who has thoughts of doing hair transplanting and somehow hesitates because of the long hours and because of the pain. The only pain that you can feel is in the beginning when they do the needling with anesthesia, and that's not a big pain. It's like pinching yourself. That's the biggest pain that you get. I'm very glad with the results. 3,000 grafts, yeah, approximately, or in this forehead of mine, so I will look like a new man. Well, I don't have to cover my sides anymore, and I will get the hair that I wanted for so long, like for over 7 years or 8 years, and I can do hairs, different kind of hairstyles. I can play with my hair right now, not keeping all simple. I can cut it short and I don't have to feel much older with those balls around me. Goodbye Istanbul, goodbye good people, see you next time.